Aslında bu hafta Akdeniz'in kıyısındayız. Mükemmel plajlarıyla, kristal gibi sularıyla, zengin tarihiyle, gezilip görülecek mükemmel mekanlarıyla, özellikle de UNESCO gastronomi şehri olmasıyla beraber o lezzetli, birbirinden güzel yemekleriyle Hatay'dayız ve Hatay'ı sizlerle beraber gezmeye başlıyoruz. Bizi sosyal medyadan da takip edin. Facebook adresimiz facebook.com/dunyayigeziyorum. Twitter ve Instagram adreslerim ise Dünyayı Geziyor. Hatay keşfimiz, Antakya keşfimiz başladı. Dünyayı Geziyorum'da şimdi mükemmel bir Antakya keşfi sizi bekliyor. Bu şahane kentin doğasına hayran kalmaya hazır olun. Of of of! Şu tabiatın güzelliğine bakar mısınız? Harbiye şelalelerine geldik. Bir sürü şelale var burada. İrili ufaklı, birbirinden güzel şelaleler akıyor. Peki turuncu narenciye bahçelerine ne demeli? Hatay Hatay, güzel Hatay. Toprakları da çok verimli. Toprakları verimli olduğu için 4 mevsim boyunca Hatay'da neredeyse birçok meyve, sebze yetiştirilebiliyor ve biz de çok şanslıyız. Ağaçları, dalları, mandalinalar, portakallar basmış. Et yemeklerinde, balık yemeklerinde olmazsa olmazdır. Sayısız, sınırsız defne yaprağını bulabiliyoruz burada. Tohumları da çok önemli ve Mustafa amca da aşağıda tohumları kaynatıyor. Hadi yanına gidelim. Ne için kullanıyorlar sizlere gösterelim. Şifaya bakın, şifaya. Musa Dağı'nda yürürken bereketimizle geldik. Yağmur yağmaya başladı. Çok şanslıyız çünkü kendimize sığınacak bir yer bulduk. Çayları koymuşsunuz, demleniyor. Evet. Tandır ocağımız yanmış. Çok şanslıyız. Lezzet ve yöresel yaşamlar da var. Hatay, Antakya, çevresi doğal güzellikler bakımından inanılmaz zengin. Şu tabiatın güzelliğine bakar mısınız? Ve Samandağ'a gelir gelmez de bizi Osmanlı'nın yaptığı işte bu güzel Batı Ayaz Köprüsü karşıladı. İnanılmaz güzel bir köprü. Bakar mısınız şu mimarinin güzelliğine? Görsel şölen yaşatan mükemmel bir doğa ve tarih. Hepsi şimdi sizi bekliyor. Şimdi Musa Dağı'nın en önemli sembollerinden birindeyiz. Musa Dağı'nın anıt ağacındayız. Burası inanılmaz bir ağaç diyebilirim. Bakar mısınız? Resmen bir ev büyüklüğünde. 2000 yıllık olduğu söyleniyor. İçi de o kadar büyük ki kavuğunun içerisindeyiz. Yakupcan'la beraber binlerce yıla meydan okuyan inanılmaz bir ağaç. Tabii bu ağacın bir de efsanesi var. Böyle bir ağaç efsanesiz olmaz. Gezmekle bitiremediğimiz Hatay'da önemli makamlar da var. Samandağ plajının hemen yanında yer alan Hazreti Musa ile Hazreti Hızır'ın buluştuğuna inanılan mekandayız. Her köşesi tarih dolu Hatay'da şimdi koskoca medeniyetlerin izinin rastlandığı Samandağ'da Titus tünellerine gidiyoruz. İnanılmaz bir manzaranın içindeyiz şu anda. Koskoca dağı delerek inşa edilen tarihi tünelde zamanda yolculuğa çıkacağız. Şimdi Beşikli Mağara. Bakar mısınız? Şöyle içine girelim. Kayalar yine oyulmuş burada. İnanılmaz eserler görüyoruz. Hatay'ın sembolü Beşikli Mağara'da keşif rotamızda. Tarih, doğa, kültür Antakya'dan yansıyacak bugün evlerimize. Eğer hazırsanız Dünyayı Geziyorum'u Hatay'dan, Antakya'dan başlatıyoruz. Of of of! Şu tabiatın güzelliğine bakar mısınız? Şu anda Hatay'a, Antakya'ya gelenlerin muhakkak geldiği, bu mis gibi havayı soluduğu Harbiye şelalelerine geldik. Harbiye şelaleleri aynı zamanda Defne şelaleleri olarak da isimlendiriliyor ve mükemmel gürül gürül akan şelalelere sahip bu bölge. Özellikle de insanlar Hatay'ın, Antakya'nın o sıcağından kurtulmak istediklerinde doğal bir klima oluşturan Harbiye şelalelerine geliyorlar. Bir sürü şelale var burada. İrili ufaklı, birbirinden güzel şelaleler akıyor. Sağımda, solumda, önümde gürül gürül akan birbirinden güzel şelalelerin ana vatanı. Görmüş olduğunuz bu güzel Harbiye şelaleleri Roma döneminden beridir sayfiye alanı olarak kullanılmış burası. insanların gelip serinlediği, piknik yaptıkları dinlenme merkezi olmuş. Ve bugün de hala insanlar geliyorlar, bu sularda piknik yapıyorlar, yazın bu sulara giriyorlar. Harika bir dinlenme yeri bu güzel şelaleler. Bugün Harbiye Şelaleleri olarak isimlendiriliyor. Tarihte Roma döneminde Defne Şelaleleri olarak isimlendirilmiş. Harbiye adı da Osmanlı döneminde alıyor. Neden? Çünkü Mısır seferine giderken Yavuz Sultan Selim ordusuyla beraber buraya geliyor. Burada dinleniyor ve bu bölgede Osmanlı'nın askeri terimlerinin kullanıldığı köyleri görüyoruz. İşte Harbiye adı da Osmanlı döneminden kalmış. Mükemmel bir doğa, harika bir tabiat. O zaman biz de keyfini çıkaralım. Antakya ve çevresinde nefes alınacak doğal alanların sayısı çok fazla. Yürüdükçe doğanın bambaşka güzellikleri çıkıyor karşımıza. Tabii insanlar buraya geldikleri zaman doğa yürüyüşleri de yapıyorlar. Ya of Yakupcan! Şelalelerin güzelliğine bakın. Nasıl da şiddetle akıyorlar. İnanılmaz. Bakın biraz önce küçük şelaleler gördük. Şimdi ise daha büyüklerini görüyoruz. Dağların, taşların içerisinden akıyor. Bu gürül gürül şelaleler. Hatay su kaynakları bakımından çok zengin ve hatta işte bu şelalelerin suyunun içme suyu olarak kullanıldığını da öğreniyoruz burada. Yakupcan ne kadar güzel. Doğa şu anda tabii ki artık sonbahar, kış kıyafetlerini giymiş. Ama yaz mevsimi geldiğinde ilkbahardan itibaren buralar yemyeşil oluyor. Bakar mısınız güzelliğe? İlkbahar, yaz, buralar insanlarla dolup taşıyorlar. Ama şu anda da çok romantik dakikalar yaşıyoruz. Sessiz, sakin, hafif böyle yapraklar sararmış. Bu haliyle de çok güzel. Antakya'nın meşhur Harbiye Şelaleleri merkeze 6 kilometrelik uzaklıkta. Bu mükemmel doğada zengin narenciye bahçeleri de gizli. Hatay, güzel Hatay. Toprakları da çok verimli. Toprakları verimli olduğu için 4 mevsim boyunca Hatay'da neredeyse birçok meyve, sebze yetiştirilebiliyor ve biz de çok şanslıyız. Şu anda tam da narenciye vaktinde geldik. Ağaçları, dalları, mandalinalar, portakallar basmış ve ben de bakın birbirinden güzel mandalinaları dallarında gördüğüm için biraz önce Mustafa amcadan iznini de aldık. Dallarından taze taze mandalina toplayacağım. O kadar güzel görünüyor ki zaten biliyorsunuz bu bölge Akdeniz iklimine sahip olduğu için narenciyeleri inanılmaz lezzetli oluyor. Hemen mandalinamın kabuklarını soyuyorum minik minik. Tür tür mandalinalar yetişiyor burada. Benim mandalinam dalından kopardığım bebek mandalina bakar mısınız? Uf! Bu ne kadar da lezzetli böyle. İnanılmaz lezzetli, inanılmaz aromalı mandalinalar. Yakupcan da geldi. Yakupcan dallarından toplayabilirsin. Mustafa amcadan izin aldık. Mustafa amca bahçenin sahibi hemen aşağıda oturuyor. Altta, arka kısımda bakın elimde tohumlarını tuttuğum defne ağacının tohumlarını kaynatıyor. Birazdan oraya da götüreceğim sizleri. Musa Dağı'nda sayısız defne ağacı var. Defne ağacı çok önemli bu topraklar için. Çok önemli bir getiri sağlıyor Musa Dağı'nda yaşayanlara. Bakın defne ağacı arkamda ve yaprakları da elimde. Yaprakları birçok yemekte baharat olarak kullanılıyor. Et yemeklerinde, balık yemeklerinde olmazsa olmazdır. Sayısız, sınırsız defne yaprağını bulabiliyoruz burada. Tohumları da çok önemli ve Mustafa amca da aşağıda tohumları kaynatıyor. Hadi yanına gidelim. Ne için kullanıyorlar sizlere gösterelim. Yakupcan da dalından topladığı mandalinaları dolduruyor. Bu dev kazanın yanı başında bulduk kendimizi Yakupcan'la beraber. Mustafa amcanın damadı Mustafa Bey'le beraberiz. Kasım ayında, Aralık ayında, Ocak ayının başında işte bu dev kazanlar kuruluyor ve defne ağacının bu güzel tohumları zeytin gibi kaynatılıyor. Peki neden kaynatıyorsunuz? Nedir bu işin en önemli noktası? Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Defne ağacının tohumları, tanecikleri Kasım ayında burada hasat alma zamanıdır. Kasım-Aralık ayında biz bunu hasat eder. Burada büyük kazanlarda 12 saat boyunca pişiririz. Güzelce bir işte bu görmüş olduğunuz buna da tokmak deriz. Evet. Bununla birlikte tutar mısın Yakupcan bunu? Tabii ki ben tutayım. Evet. Bununla birlikte bu şekilde güzelce bir döver. Güzelce bir bunun yağının yüzeye çıkmasını sağlarız. Tamam. 12 saat sonrasında yağımızı dinlenmeye alırız. Tıbbi ve aromatik bir yağ. Evet. Yemeklerde kullanılmıyor. Yemeklerde sadece yaprağı kullanılırken yağı şampuanlarda, sabunlarda, güzellik malzemelerinde kullanılıyor. Eczacılıkta kullanılıyor. Evet, sağlığa çok şifalı. Nedir şifası? Öncelikle ciltlere çok güzel gelir. Ciltleri çok güzel bir şekilde çatlakları önler. Saçtaki kepekleri giderir. İşte vücuttaki bakterileri güzel bir şekilde temizler. İnsan sağlığına çok güzel gelen doğal sabun doğal bir şekilde yapılır. Çok güzel gerçekten. Hatay'a özgü buraya defne ağacına, defne yoluna, Hıdır Bey Musa ağacına özgü bir yağımızdır. Çok özel bir yağ. Yakupcan da tohumları kazana atsın, tohumları kaynasın. Çok faydalı bir bitki. Defne yaprağı, tohumları bol bol istifade ediyorlar. Evlerin, kapıların önü burada bu mevsimde böyle dev kazanlarla dolu. Birçok ailenin de geçim kaynağıdır aynı zamanda burada. Bu yöreye ait birçok ailenin geçim kaynağıdır. Defne olmazsa olmazımız. Yaprağıyla, tohumuyla, yağıyla, her şeyiyle paradır. Her şeyle paradır. İşte Musa Dağı'nın en önemli altını diyebiliriz. Yakupcan yağımızı karıştırsın, kazanımızı karıştırsın. Bu mükemmel görüntüleri sosyal medyada da paylaşacağız. Facebook adresimiz facebook.com/dünyayı geziyorum. Twitter ve Instagram adreslerimiz Dünyayı Geziyor. Ve şimdi acaba ben bunu ne kadar dökebilirim? Nasıl dökebiliriz? Öyle yavaş yavaş dökebilirsiniz. Ben de şimdi elime süreceğim. Bakın cilde çok iyi geldiği söyleniyor dedi Mustafa Bey. Şöyle bakın defne yaprağının yağını elime sürdüm. Elim de çok kurumuştu bu arada. Çok güzel gelecek. Şu anda fiyatı 120 TL ile 130 TL arası gidiyor. Kilosu. Evet. Yaka. Allah bereket versin. Allah razı olsun. Evet, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hiç sıcak değil. Sıcak değil evet Yakupcan. Kaynıyor bu böyle 12-13 saat kaynıyor. Biz de o zaman gezmeye devam edelim Musa Dağı'nda. Bakalım daha nasıl güzellikler ve ilginçlikler göreceğiz. Musa Dağı'nda yürürken bereketimizle geldik. Yağmur yağmaya başladı. Çok şanslıyız çünkü kendimize sığınacak bir yer bulduk. Kolay gelsin ablacığım. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Oo, çayları koymuşsunuz, demleniyor. Evet. Tandır ocağımız yanmış. Çok şanslıyız. Ne yapıyorsunuz acaba? Biz burada katıklı yapıyoruz. Katıklı? Evet, Hatay yöresine özgü katıklı dediğimiz şey. Hamuru açmışsınız. Evet. Peki içinde ne var? Neden böyle kırmızı? Biberimiz var, çekeleğimiz var, susamımız, çörek otumuz ve kişniş. Oo, hepsini karıştırdınız. Evet, evet. Pidenin üstüne, bu güzel hamurun üstüne sürdük. Evet. Ama en önemlisi tandır ocağında pişecek. Evet. Yapıştırıyoruz. Of harikasınız. Çok şanslıyız gerçekten. Dünyanın en güzel yemeklerine ev sahipliği yapan UNESCO gastronomi şehri Hatay'da şimdi bu güzel hanımefendinin ellerinden taze taze tandır katıklısı yiyeceğiz. Evet. Adınız neydi acaba? Saime. Saime teyzeciğim çok güzel görünüyor gerçekten. Bakar mısınız güzelliğe? Of of of. Yakupcan neler söyleyeceksin? Merak ediyor musun tadına? Merak ediyorum. Sen dünyanın tadı olarak Hatay lezzetlerinin tadına bakman lazım. Saime teyze bir güzel hamurun üzerine o katıklıyı sürüyor. Çörek otu var. Biber var, acı biber değil mi? Acı. Evet. İsteyen acı, isteyen tatlı da yapabiliyor. Biz acaba ne koyduk? Sizin tatlı mı acı mı? Karışık. Karışık. Eyvah tadına bakacağız artık. Yanarsak da yiyeceğiz. Yok, yansak da yiyeceğiz, yanmasak da yiyeceğiz. Yanmayız, yanmayız. Peki siz burada mı yaşıyorsunuz Sayın Hanım? Burada yaşıyorum. Bu köyde? Evet bu köyde yaşıyorum. Adı ne köyün? Çok güzel manzarası. Erikli Kuyu. Erikli Kuyu. Şu anda Musa Dağı'nda Erikli Kuyu köyündeyiz ve tandır ekmeğimizi çıkardık. Katıklımız. Of of of. Saime teyze tadına bakabilir miyim? Çok merak ediyorum. Tabii. Hemen şöyle geçiyorum. Sen ocak başındasın. Oo bir tane daha çıktı. Uf. Harika görünüyor. Burası aynı lahmacun gibi. Evet, lahmacun gibi. Çayda mı koyacaksınız? Ha, çayı demliyoruz daha. Çayı demliyoruz. Özel bakar mısınız? Çayın demlendiği ocağımız bile özel. Odun ateşinde özel çayımızı demledik. Kaç dakikaya hazır Sayın teyze? Bir 5 dakika içinde hazır olur. 5 dakikaya çayımız da hazır. Şöyle katıklımızın tadına bakacağız. Yakupcan al bu senin. Yakupcan. Katmer var şöyle katmer yeriz. Katmer yok burada. Katıklı var. Buranın yöresel yemeği katıklı. Evet. Katıklının tadına bakıyorum. Çok lezzetli. Oo çok acı. Bayağı acı ama tatlı bir acı. Bakar mısınız? Bu arada bu bölgeyi gezmeye gelen turistler de hemen durdular. Nereden geldiniz? Efendim siz Kanal 7 misiniz? Evet. Ona göre cevap verin. Evet biz Kanal 7. Aynı otelden geliyoruz. Evet, İstanbul'dan geldiniz. Evet. Beğendiniz mi Hatay'ı? Beğenmez olur muyuz? Bayıldık. Çok güzel gerçekten. Katıklı'yı yediğinizde daha da bayılacaksınız. Çok lezzetli gerçekten. Turistlerin olmazsa olmaz durak noktalarından biri Musa Dağı. Eğer sizin de yolunuz buraya düşerse muhakkak Sayime teyzenin bu güzel mekanına gelin. Tandır başında bu güzel katıklıları tadın. Aynı zamanda odun ateşinde demlenen çayından da için diyoruz. Tandır başında hem ısınıyoruz hem de lezzete doyuyoruz. Çaylar da geldi. Çay da tam tavşan kanı. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Tandır başına bakın, yöresel yaşamlara da tanıklık ediyoruz şu anda. Burada bu köylerde tandır olmazsa olmaz bu kültür. Neredeyse her evde, her yerde bu tandır ocaklarını görüyorsunuz ve her yerde katıklı pişiren annelerimizi görebiliyorsunuz. Çayımız da var, katıklımız da hazır. Oh, daha biz ne isteriz? Biz şimdi yolumuza yemyeşil doğadan devam ediyoruz. Hatay, Antakya çevresi doğal güzellikler bakımından inanılmaz zengin. Şu tabiatın güzelliğine bakar mısınız? Şu anda Samandağ'dayız. Çevremiz olduğu gibi ormanlarla bezeli. Altımızdan gürül gürül akan nehirler ve mükemmel bir tarih. Şimdi Samandağ'da harika bir Osmanlı eserindeyiz. Zaten bu bölgeye baktığımız zaman tarihi milattan önce 400'lere giden inanılmaz zengin bir tarih gösteriyor kendini. Medeniyetlerin beşiği olmuş Samandağ, her medeniyete ait izi bu bölgede görebiliyoruz. Ve Samandağ'a gelir gelmez de bizi Osmanlı'nın yaptığı işte bu güzel Batı Ayaz Köprüsü karşıladı. İnanılmaz güzel bir köprü. Bakar mısınız şu mimarinin güzelliğine? Çok yakın zamanda restore edilmiş ve bugün de hala aradan yüzlerce yıl geçmiş olmasına rağmen kullanılan bir eser. Zaten Hatay'a, Antakya'ya baktığımızda bunun gibi birçok köprü kendini gösteriyor. İşte o köprülerden biri de bu mükemmel tabiat içerisinde kendini gösteren Batı Ayaz Köprüsü. Yaklaşık 4 metre genişliğinde, 37 metre uzunluğunda tarihi bugüne taşıyan nefis bir ata eseri. Bakalım daha buralarda nasıl güzellikler bizi bekliyor? Gezmeye devam ediyoruz. Medeniyetlerin beşiği Hatay'da, dağların, ormanların içinde bile göz kamaştıran mükemmel bir tarih yatıyor. Binlerce yıllık bu şehir tablo gibi bir doğayla da taçlanmış. İşte bu doğanın anıtı karşınızda. Şimdi Musa Dağı'nın en önemli sembollerinden birindeyiz. Musa Dağı'nın anıt ağacındayız. Burası inanılmaz bir ağaç diyebilirim. Bakar mısınız? Resmen bir ev büyüklüğünde. 2000 yıllık olduğu söyleniyor. İçi de o kadar büyük ki kavuğunun içerisindeyiz Yakup Can'la beraber. Binlerce yıla meydan okuyan inanılmaz bir ağaç. Tabii bu ağacın bir de efsanesi var. Hazreti Hızır ile Hazreti Musa Samandağ sahilinde buluşuyorlar ve Musa Dağı'na çıkıyorlar. Ve Hazreti Musa tam da bu noktaya asasını saplıyor, eğilip su içiyor ve tekrar sonra arkasına dönüp baktığında asasının yeşerdiğini görüyor. Ve burada yaşayan halk da işte o günden bugüne kadar asasının büyüdüğünü, yeşerdiğini, ağaç olduğunu söylüyorlar, rivayet ediyorlar ve o asanın da işte bu çınar ağacına dönüştüğü inanılıyor. İnanılmaz bir ağaç, gerçekten gören herkesi heybetiyle, büyüklüğüyle etkileyen bir çınar ağacı. Bölgenin en önemli duraklarından biri. Bu tarihi heybetli 2000 yıllık çınar eskiden de köy bakkalıymış. Ama ardından koruma altına alınmasıyla beraber burası bir anıt ağaç haline geliyor. Gerçekten çok yüksek, çok büyük bir ağaç. Çapı da 7,5 metre genişliğinde. Çok güzel bir ağaç. Yolunuz Musa Dağı'na düşerse muhakkak bölgenin sembolü olan Musa ağacını da görün deriz. Musa ağacının hemen yanı başında Ab-ı Hayat Çeşmesi var. Ve bu çeşmeden akan suyun o zaman Hz. Musa peygamberin asasını vurduğunda çıkan su olduğu inanılıyor. Ve Mustafa Bey, evet, siz de suyu içiyorsunuz. Evet. Çeşmebaşı asla ve asla boş kalmıyor. Evet. Hazreti Hıdır Aleyhisselam'la Hazreti Musa'nın işte burada gelip burada dinlenmek için mola verdikleri söyleniyor. Hı hı. Asasını, çınar asasını buraya yere, çamura sapladığında sularını içiyorlar, dinleniyorlar. Dinlendikten sonra artık yola devam etmeleri gerekiyor. Ve dönüyor, bakıyor ki asası yeşermiş. Yeşermiş, evet. O gün bugündür. O suyun da bu olduğuna inanılıyor. Evet, o suyun bu olduğuna inanılıyor. Ve çok şifalı bir su olduğuna inanılıyor. Şu anda da her gelen ziyaretçimiz buradan mutlaka suyunu elinde dolduruyor, beraberinde götürüyor. Musa ağacı suyudur. Herkesi bekliyoruz. Binlerce yıldan beridir bu su burada akıyor. Ben de o zaman Mustafa Bey, mikrofonu size vereyim. Tamam. Ben de bu şifalı sudan içeyim. Buz gibidir, evet. Yazın bile buz gibidir. Evet. Kışın da ılık akar, evet. Su çok yazın, güzel, evet, çok lezzetli, çok soğuk. Şifası Rabbimden biz de içtik. İnşallah. Hadi devam edelim. Gezelim bakalım daha Musa Dağı'nda neler var. Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Hatay, 11 bin yıllık geçmişe sahip. Dünyayı geziyorum Hatay'da. Hatay, eşsiz plajlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. 186 kilometrelik sahil şeridiyle sayısız plaja sahip Hatay. Ve biz de şu anda ülkemizin en uzun sahillerinden birindeyiz. Tertemiz suları, mükemmel kumlarıyla 4 mevsim dolu Samandağ plajındayız. Yüzünü dağlara dönen sahil, karettalarında yumurtlama adresi. Hatay demek, Akdeniz'in en güzel plajları demek. Hatay, Akdeniz'in kıyısında ülkemizin en güzel tatil kentlerinden biri. Hatay'da denize girilecek birbirinden güzel plajlar var ve biz de şu anda Hatay'ın en güzel plajı olarak gösterilen Samandağ plajına geldik. Kilometrelerce uzayıp giden 14 kilometre uzunluğunda, yaklaşık 60 metre genişliğinde dev bir plaj burası. Ülkemizin en güzel plajlarından biri olduğu gibi en büyük, en uzun plajlarından biri olma özelliğine sahip. Kumu yumuşacık, kadife gibi, o kadar yumuşak bir kumu var ki gerçekten insan böyle pamuk gibi oluyor. Suyuna baktığımız zamansa Akdeniz'in kristal gibi, berrak, çarşaf gibi sularıyla kucaklaştığını görüyoruz. Gönül isterdi ki yazın gelmek bu kumsallara, bu plajlara. Yazın cıvıl cıvıl oluyor. İnsanlar buraya denize girmeye, güneşlenmeye, tatil yapmaya geliyorlar. Akdeniz'in en güzel, en kalabalık yaz tatili adreslerinden biri Hatay'ın bu güzel plajları. Bakar mısınız? Harika ya deniz. Çarşaf gibi mükemmel bir denizi var ve şu anda bakın Ocak ayının ortasında olmamıza rağmen güneş de pırıl pırıl parlıyor gökyüzünde. Samandağ plajı başta olmak üzere bölgenin diğer plajları da ailecek denize girilecek tertemiz ve çok güzel plajlar. Samandağ plajı dışında ayrıca önemli bir ziyaret noktasına da sahip. Samandağ plajının hemen yanında yer alan Hazreti Musa ile Hazreti Hızır'ın buluştuğuna inanılan mekandayız. Mekana girer girmez inanılmaz bir sis, inanılmaz bir tütsü kokusu kendini gösteriyor. Hemen bakın, şöyle göstermek istiyorum. Burada her zaman bu tütsü yanıyor ve buraya daha farklı bir hava katıyor. Hazreti Hızır ile Hazreti Musa tarihte işte tam da bu noktada buluşmuşlar ve onun için de buraya bir makam inşa edilmiş. Ritüel olarak mesela ziyarete 3 tur araçla dönebiliyoruz. Döndükten sonra içeri geçip tekrar şu kısmı tekrar dönüyoruz tabii ki. Mesela düğünlerde, sünnet düğünlerinde işte özel günlerde kesinlikle hani hayra yorsun diye ya da hayra olsun diye buraya gelinir ve o ritüeller gerçekleştiriliyor. Evet, çevresine dönüyordunuz. Bakın buraya gelenler Araç'ta, dua ederken 3 defa dönüyorlar. Araçta da dönülüyor. Burada da siz dua ederken dönüyorsunuz. Buraya gelindiğinde yapılan önemli bir ritüel. Aynen, kesinlikle öyle. Bu bölgede yaşayanlar ve aynı zamanda diğer kentlerden gelenler de bu makamı ziyaret ediyorlar, dualarını ediyorlar. Bakın bu şekilde çevrede de dua edenleri görüyorsunuz. Burası önemli bir ziyaret noktası. Ve aynı zamanda buraya gelindiği zaman en önemli ritüellerden biri de insanlar burada dua ederken mekanın dışında 3 defa dönerek dua ediyorlar. Düğünlerde, sünnetlerde, önemli günlerde burası Hataylıların çok önemli bir durakları. İşte biz de Samandağ plajına geldiğimiz zaman bu mekanı sizlere göstermek istedik. Bakın makam burada. İşte tam bu noktada Hazreti Musa ile Hazreti Hızır'ın buluştuğuna inanılıyor. İnanılmaz bir sis, inanılmaz bir tütsü kokusu var. Görüyorsunuz. Ve tütsü kokusu, dumanı zaman dakikalar geçtikçe daha da artıyor. Bakın insanlar bu şekilde çevresine döne döne dua ediyorlar. Öyle bir inanış var burada. Makamdan çıktıktan sonra arabaların yine bu yapının etrafında döndüklerini görüyoruz. İçeri giremeyenler, vakti olmayanlar arabayla da işte bu mekanın çevresinde dönebiliyorlar. Ama içeri girenler de biraz önce gördüğümüz o makamın çevresinde dönerek dua ediyorlar. Sünnet törenleri olduğunda, evlenildiğinde, askere giderken uğurlamalarda insanlar İçeri giremiyorlar ama yapının etrafında araçlarla dönerek de dualarını yerine getirebiliyorlar. Adım Sabiha Ergün. Sabiha Hanım, çok teşekkür ediyoruz güzel duygularınız için. Gerçekten çok mutluyum. Sizi izlerken çok huzur buluyorum. Her şeyi çok güzel anlatıyorsun. Bizleri aydınlatıyorsun. Size çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Sizin gibi insanlara Allah çoğaltsın. Allah çok razı olsun. Sizi seviyoruz. Ağzınıza sağlık. Böyle güzel tabii sevgiyle de karşılaştığımızda böyle güzel dilekler de duyunca çok mutlu oluyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Köşesi tarih dolu Hatay'da şimdi koskoca medeniyetlerin izinin rastlandığı Samandağ'da Titus tünellerine gidiyoruz. Bu tünellere giderken karşımıza tarihin en güzel eserleri çıkıyor. Bakar mısınız ayaklarımın altındaki şu şahane köprüye? Aşağı bakamıyorum çünkü çok yüksekteyim. Baş döndürücü bir manzara var ama tabii ki buraya da çıkmadan olmazdı. Şimdi bu köprüden Titus tünellerine doğru devam ediyorum. Bakalım daha ne zenginlikler, ne güzellikler göreceğiz. Takipte kalın. Doğanın en güzel renkleri içindeki binlerce yıllık tarihe geldik. Ve işte o mükemmel tarihin içerisindeyiz. Titus tünellerindeyiz. Kocaman, upuzun, ince bir tünel ve tünelin içerisinden de bakın bugün hala sular akıyor ve bu taşlara basarak ıslanmadan tünelin İçine doğru ilerliyoruz. Of! Nasıl bir tünel! Nasıl inşa edilmiş binlerce yıl önce? Gerçekten şaşırmamak elde değil. Koskocaman bir dağı delmişler, oymuşlar. Hem de insan gücüyle. Roma döneminde inşa ediliyor burası. Yavaş yavaş da yürüyeyim ben size, yürüyerek anlatayım. Roma döneminde Roma İmparatoru Vespasianus tarafından böyle derin bir tünel inşa edilmesi isteniyor kölelerden. O zamanlarda binlerce köle bu koskocaman dağı elleriyle kaza kaza oymuşlar. Ve tabii oğlu Titus tarafından bu dev tünel tamamlanıyor. Neredeyse 100 yıl sürüyor bu tünelin inşası. Peki neden böyle uzun ince bir tünel yapılıyor? O zamanlarda burada akarsu yatakları çok fazla, dereler çok fazla. Kenti su basmasın, su taşkınlarını engellemek amacıyla işte bu şekilde derin bir tünel yapılıyor. Yaklaşık 380 metre uzunluğunda ve bakın hala da içinden akan suları görebiliyoruz. O dönemlerde su taşkınları, seller bitmezmiş. Kral da kentini korumak için binlerce kölesine bu dev tüneli kazdırmış. İnanılmaz bir manzaranın içindeyiz şu anda. Metrelerce uzanan bu dev tünel içerisinde bugün hala suların aktığını görüyoruz. Tabii yağmur suları nereden geçiyor? Bugün de bu tünelin içerisinden geçiyor. Tarihte de Vespasianus bu tüneli yaptırdığı zaman su baskınlarından kentini korumak için inşa ettiriyor. Düşünsenize binlerce yıl önce köleler nasıl bu dağa delmişler, nasıl böyle upuzun bir tünel yapmışlar, şaşırmamak elde değil. Hemen şöyle taşları kullanarak tünele doğru devam ediyoruz. İnanılmaz heybetli bir tünel. Titus tünelleri burası. Vespasianus'un ömrü yetmiyor burayı görmeye. Kendisi yaptırıyor ama oğlu tamamlıyor bu tüneli. Oğlunun ismi Titus olduğu için de bu tünel Titus tüneli olarak isimlendiriliyor. Titus tünelinin daha da derinliklerine gidiyoruz ve heybetinden kurtulamıyoruz. Öyle heybetli, öyle ihtişamlı bir tünel ki düşünün binlerce yıl önce neredeyse bir gökdelen büyüklüğünde böyle bir tünel inşa edilmiş. Uzun, ince ve ışık süzülmesi de tek kelimeyle olağanüstü. Yaklaşık 10 metre yüksekliğinde harika geniş kanyonu andıran duvarları var görüyorsunuz. Ve şöyle ben derinliklerine doğru gidiyorum. Kanyonun şelale sesi geliyor. Daha da içerilere doğru ilerledikçe gürül gürül su sesleri geliyor. İnanılmaz. Gerçekten şaşkınlığımı gizleyemiyorum. O kadar güzel bir eser ki Roma döneminin en güzel, en görkemli eserlerinden biri diyebiliriz. Titus Tüneli için Hatay'ın da en önemli turistik merkezlerinden biri. Muhakkak Hatay'a gelenler Saman Dağı'na bu harika tüneli görmek için bu tarihe geliyorlar. Biz de burada bol bol fotoğraf çekileceğiz. Sosyal medyada paylaşacağız. Facebook adresimiz facebook.com/dunyayigeziyorum. Twitter ve Instagram adreslerimiz dunyayigeziyor. Ben merak ediyorum. Daha da derinlere gideceğim. Tünelin sonu acaba görünüyor mu? Daha karanlıklara doğru ilerleyince farklı kaya şekilleri görülüyor. 380 metre uzunluğunda harika bir eser. Evet, daha da derinlere gittikçe manzara biraz daha gizem kazanıyor. Karanlığa geçiyoruz artık. Aydınlıktan karanlığa geçiyoruz. Şöyle... Aa, bu arada her yerden su damlıyor. Wow! Bakar mısınız? Bir yeraltı nehri karşıladı bizi. Ziyaretçisi asla eksik olmayan bu görkemli Roma eseri gezginlerin gözdesi. Biz tünelden çıkıp çevresini gezmeye devam ediyoruz. Titus Tüneli oldukça büyük bir alanı kaplıyor ve bu bölgeden tarih adeta fışkırıyor. Şimdi de böyle güzel yemyeşil ağaçların arasından yürüyerek Beşikli Mağarası'na giriş yapacağız. Ama Beşikli Mağarası'na girmeden önce bakar mısınız? Yöresel ürünlerin satıldığı böyle minik tezgahları da görüyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz efendim. Çok renkli bir tezgahınız var. Hoş bulduk bu arada. Neler var burada? Nedir bu bölgenin meşhur ürünleri? Yöremize ait Samandağ biberlerimiz var. Samandağ biberi. Acı Aynen. mı tatlı mı? Acı. Acı. Hatay demek acı demek. Bağırsakları çalıştırma özelliği var. Evet, ben Hatay'ın acısını duydum. Vallahi çok güzel görünüyor. Kırmızı. Aynen. Maydanoz tohumumuz var. Maydanoz tohumu ilk kez duyuyorum. Ekme amaçlı. Türkiye'nin her yerine aşağı yukarı Samandağ'ın yeşil maydanozu gider. Arazilerimizin çoğunluğu yeşil soğan, maydanoz ve dereotu ekilir kışın. Süper. Bakın maydanoz tohumu. Burada kantaron yağını görüyoruz. Olmazsa olmaz defne yağını görüyoruz. Yine doğal bakın. Bu bölgenin sabunları meşhur. Sabunlarını görüyoruz. Aynen. Bereketli işler diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Size de kolay gelsin. Sağ olun. Yolu düşen herkes burada bu ürünlerden alabilir. Biz şu anda Beşikli Mağarası'na giriş yapıyoruz. Siz de Beşikli Mağarası'nın hemen yanında bu güzel ürünleri gelen misafirlerle buluşturuyorsunuz. Neler hissediyorsunuz tarih içinde olmaktan? Çok mutluyuz ve iyi, memnunuz yani. O zaman şimdi Beşikli Mağarası'na giriş yapacağız. Bakalım biliyor musunuz burası ne olarak kullanıldı? Nerede bu ürünleri satıyorsunuz? Roma zamanından kalma krallığa ait olan mezarlık. O zaman biz tarihin içerisine gidelim ve bu Beşikli Mağara'yı sizlere gösterelim. Kolay gelsin diyorum. Şimdi Beşikli Mağara. Bakar mısınız? Şöyle içine girelim. Kayalar yine oyulmuş burada. inanılmaz eserler görüyoruz. Roma döneminin o tarihte bu bölgede yaşayan kişilerin mezarlığı olmuş. Kent mezarlığı diyebiliriz. Milattan sonra 1. yüzyılla 6. yüzyıl aralarında kullanılmış. Şekli beşiğe benzediğinden dolayı Beşikli Mağara olarak isimlendirilmiş. İçinde 93 adet mezar yatağı bulunmuş. Bakar mısınız, hem kayalar oyulmuş hem de şöyle biraz ilerleyelim. Bakın, iç kısımda da yine mezar yataklarının oyulduğunu görüyoruz. Tabii o zamanlarda zenginler, soylular, paraları olan insanlar bu şekilde kaya mezarlara, lahit mezarlara defnediliyorlardı. İşte burada da bakın o yüzlerce, binlerce yıl öncesinden kalan mezarları görebiliyoruz. Hemen bakın şu sütunlar, kemerler dikkat çekiyor. İşte bu kemerler bu sütunlardan dolayı Beşikli Mağara adını almış. İnanılmaz bir tarih var burada gerçekten. Şöyle uzaklara doğru bakıyorum, derinlere baktıkça iç kısımlara yine ardı ardına hep lahit mezarlar kendini gösteriyor. Kral Kaya Mezarları olarak da isimlendirilmiş burası. Aynı zamanda kent mezarlığı olduğu için bölgenin Ölüler Kenti de denilmiş. Bulunmuş olduğumuz bu Beşikli Mağara'ya. İnanılmaz bir tarih var Samandağ'da. Toprağın üstünden adeta tarih fışkırıyor. Bakar mısınız? Şöyle duvarlara baktığımızda yine farklı farklı bakın semboller görüyoruz. Deniz kabuğu görüyoruz. Tabii burası aynı zamanda Samandağ sahilinin de yanı başı. Bu nedenle o zamanki yaşamları gösteren yine simgeler, semboller bu mezarlıkta yer alıyor. Tabii bugüne kadar çok fazla bir şey kalmamış. Sadece taşları görüyoruz ama o zamanlarda burada duvarlarda kim bilir ne resimler, ne freskler, ne semboller vardı. Beşikli Mağarası'nda çeşit çeşit mezarlar görüyoruz. Özellikle de kayalara oyulmuş olan bu mezar odaları gerçekten çok ilginç. O zamanlarda maddi durumlarına göre insanlar bu şekilde kendilerine mezarlar yaptırırlarmış. Ve arkamda görmüş olduğunuz bu mezar odası da ne kadar büyük yapılmış. Kocaman bir kent gerçekten. Boşu boşuna burası Ölüler Kenti diye anılmıyor. Burada da bakın yine farklı farklı mezar yatakları var. Ve yukarılara doğru bakın büyüyor. Beşikli Mağarası Titus Tüneli'nden çıkan herkesin rotasında yer alıyor. Hatay'ın en ilgi çekici köşelerinden biri burası. Hemen arkamda Titus tünelleri ve yanı başımda da yemyeşil ağaçların altında böyle bölgenin şifalı narenciyelerinden tatmak isteyenler için kurulmuş olan harika doğal bir kafe. Kendi doğal meyvelerimizden, kendi bahçemizden taze taze. Bakın nar var, limon var, mandalina, portakal. Fiyatlar ne oluyor? Ben çok merak ediyorum. Yasin şimdi soruyor ki aracı girmeyince fiyatlar ne oluyor diyor. Ne kadar? Fiyatlar tabii daha uygun oluyor. Büyük bardağımız 10 lira. Çayımız, kahvemiz. Oo, soba kurulmuş. Of of, bayılırım, bayılırım. Harikasınız. Çayımız var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Köz çok çayımız. Çok teşekkür ediyoruz. Közde çay bayılırım. Ellerinize sağlık. Közde çayımız, kahvemiz. İkram yapıyoruz. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Bakın Titus tünellerinde çıktığınızda böyle harika bir mekanda keyif yapmak, meyve suyu, çay içmek isterseniz bakın buraya muhakkak gelin diyorum. Karşıda Seleukos Antik Kenti'nin limanını görüyoruz. Mükemmel bir Akdeniz görüyoruz. Ve ben hemen buraya oturup bu mükemmel manzarada çay keyfi yapmak istiyorum. Gün batımı buradan olağanüstü. Onu söyleyeyim. Gün batımını yavaş yavaş izleyerek bu tarih içerisinde biraz dinlenelim. Dinlendiğim bu nokta koca bir antik kent. Hemen arkama baktığınızda yine kaya mezarlar görüyoruz. Yine tarihin yaşam alanlarını görüyoruz. Öyle büyük bir tarih var ki burada Samandağ'da hayran kalmamak elde değil. Tarih ve bugün iç içe geçmiş. Ve ne yazık ki üzülerek söylüyoruz ama bir dünyayı geziyorumun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Biz gelecek hafta yine Medeniyetler Kenti Hatay'ı gezmeye devam edeceğiz. Hatay'ı bir programa sığdırmak mümkün değil. Şimdilik hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.